Evet, değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Notlarınız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf, değerli arkadaşlar. Bugün yine size Camisa'yı kitabımızdan hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip dersimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet, 2864 nolu hadis-i şerifte kalmıştık. An-Nebi Hindi Dari radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hind Eddari radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Benim hükmüme razı olmayan ve benim verdiğim musibete sabretmeyen kişi benden başka bir Rab arasın. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani'nin kebirinde yer almakta değerli takipçilerimiz. 2865 nolu hadis-i şerifte de En Cabir radıyallahu anh kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle oruç kalkandır. Kul onunla cehennem ateşinden korunur. Oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben veririm. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta. 2866 nolu hadis-i şerifte de En Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet ediyor değerli takipçilerimiz. Allah şöyle buyuruyor. Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin. Bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine söver veya kendisiyle dövüşmeye kalkarsa ben oruçlu bir kimseyim desin. Muhammed'in nefsi kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucunu açtığı zaman sevinir, Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucu sebebiyle sevinir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Nesai'de yer almakta. 2867 nolu hadis-i şerifte de En Ebi Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayetle Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Üç kişi vardır ki kıyamet günü ben onların hasmıyım. Benim adımı anarak söz veren, söz verip sonra da sözünden dönen kişi, hür birini satıp bedelini yiyen kişi, bir işçi tutup onu tam kapasite çalıştırdığı halde ücretini vermeyen kişi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, İbn-i Mace ve Müsnet'te yer almakta değerli arkadaşlar. 2868 nolu hadis-i şerifte de İbn-i Abbas radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Ademoğlu beni yalanlıyor. Oysa bu onun hakkı değil. Beni kötülüyor. Oysa bu onun hakkı değil. Beni yalanlaması benim onu yeniden dirilterek eski haline döndürmeye güç yetiremediğimi iddia etmesi, beni kötülemesi de benim çocuğumun bulunduğunu söylemesidir. Halbuki ben eş veya evlat edilmekten münezzehim. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari'de yer almakta değerli takipçilerimiz. 2869 nolu hadis-i şerifte de En Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Kulum bana kavuşmayı isterse ben de ona kavuşmak isterim. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Kulum bana kavuşmayı isterse ben de ona kavuşmak isterim. Bana kavuşmaktan hoşlanmazsa ben de ona kavuşmaktan hoşlanmam. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz Tirmizi, Nesai ve Darimi'de yer almakta. Açıklama kısmında da Allah'ı tanıyan Allah'a kavuşmak için can atar. Dünyadaki bütün güzellikler, sevilen şeyler, güzel isimlerin birer gölgesi olan Cenab-ı Hakk'a kavuşmak elbette bin canla arzu edilir bir husustur. Hele bir saat cennet hayatı, bin senelik dünya hayatından, bir saat cemalullahı seyretmede, bin sene cennette yaşamaktan daha üstün olursa, mümin Allah'a bir an önce kavuşmak için can atacaktır. İlk vazifesi Allah'ı tanımak ve ona inanmak olan mümin, Allah'ı tanıdıkça sever,
sevdikçe de ona bir an önce kavuşmaya çalışır. Bu arzu bilhassa ölüm anında mümini bütünüyle sarar. Melekler de onu müjdeler. Kul bu arzuyla dopdolu olunca Allah da o kuluna kavuşmak ister ve o kulunu gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıl ve hayale gelmeyen güzelliklerle mükafatlandırır. Ki kafir ise Allah'ı gerektiği gibi tanımadığı, onu inkara kalktığı için ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Çünkü azap vereceğini bilir, ölmek istemez, kaçabileceğince kaçar. Kendisine kavuşmak istemeyen kafire de Allah kavuşmaktan hoşlanmaz. Onu cehenneme atar. 2870 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz, sen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kala Allahu Teala, namazdaki kıraati kulumla kendim arasında ikiye paylaştırdım. Kuluma dilediği verilecektir. Kulum elhamdülillah rabbil alemin dediğinde Allah kulum bana hamd etti buyurur. Kul ar-Rahman ar-Rahim dediğinde Allah kulum beni medhu sena etti buyurur. Kul malik yevmiddin dediğinde Allah kulum beni tazim etti buyurur. Kul iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dediğinde Allah bu benimle kulum arasında bir şeydir. Kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul ehdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin dediğinde Allah bu kulumun hakkıdır ve kulumun dilediği kendisine verilecektir buyurur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de yer almakta. 2871 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz, an Ebi Zer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala şöyle buyurdu: ey kullarım, şüphesiz ben zulmü kendime yasak ettim. Onu sizin aranızda da haram kıldım. O halde birbirinize zulüm etmeyiniz. Ey kullarım, benim hidayet ettiklerimden başka hepiniz yanlış yoldasınız. O halde benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola eriştireyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. O halde benden rızık isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerimden başka hepiniz çıplaksınız. O halde benden giyecek isteyiniz ki sizi giyindireyim. Ey kullarım, siz gece gündüz kusur işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affederim. O halde benden bağışlanmanızı dileyiniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurasınız. Fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Ey kullarım, geçmişleriniz ve gelecekleriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en çok takva sahibi birinin şekline girip onun kalbini taşısalar benim mülk ve hakimiyetime bir şey eklemez. Ey kullarım, geçmişleriniz ve gelecekleriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en kötü birinin şekline girip onun kalbini taşısalar bu benim mülk ve hakimiyetimden bir şey eksiltmez. Ey kullarım, geçmişleriniz ve gelecekleriniz, insanlarınız ve cinleriniz tek bir meydanda toplanıp benden istekte bulunsalar, ben de her insanın dilediğini versem bu benim nezdimde ancak denize batırıldığında iğnenin denizden eksilttiği kadar bir şey eksiltebilir. Ey kullarım, yaptıklarınız ancak sizin amellerinizdir. Onları sizin için hesap eder, sonra da karşılıklarını size eksiksiz veririm. Kim ki hayır bulursa Allah'a hamd etsin.
yaptıklarınız ancak sizin amellerinizdir. Onlar sizin için hesap eder. Onları sizin için hesap eder. Sonra da karşılıklarını size eksiksiz veririm. Kim ki hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de bunun dışında bir şey bulursa nefsinden başkasını kınamasın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz, şurada Müslim'de yer almakta. 2872 nolu hadis-i şerifte de en Şeddad bin Eus radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâle Allahu Teala, Şeddad bin Eus radıyallahu anh'ta rivayetle Allahu Teala şöyle buyurdu. Kâle Allahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurdu. Mümin kullarımdan birine bir bela ve hastalık verdiğimde bana hamd eder ve verdiğim bela ve hastalığa sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak kalkar. Allah-u Teala hafaza meleklerine şöyle buyurur. Ben bu kulumu yatağa esir ettim ve ona bela verdim. O halde ondan önce saatteyken kendisine yazmış olduğunuz sevapları yazmaya devam edin. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müsned'de yer almaktan. 2873 nolu hadis-i şerifte de an Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, sen beni andığın sürece bana şükrediyorsun demektir. Beni unuttuğun sürece de bana karşı küfran-ı nimette bulunuyorsun demektir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin kebirinde yer almakta. 2874 onun hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle sen başkalarına ver ki ben de sana vereyim. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari ve Müslim'de geçmekte değerli takipçilerimiz. 2875 onun hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyurdu. Kâle Allahu Teala, zamanı yaratıcı kabul edip ona söven Ademoğlu beni öfkelendirir. Yaratıcı zaman değil, benim. Her iş benim elimdedir. Gece ve gündüzü ben döndürürüm. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Müsned'de yer almakta. 2876 nolu hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Allahu Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ve Müsned'de yer almakta. 2877 nolu hadis-i şerifte de an Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnsanoğlu bana bir adım yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ve Müsned'de yer almakta. 2878 nolu hadis-i şerifte de an Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayetle Allahu Teala şöyle buyuruyor. Benim hiçbir ortaklığa ihtiyacım yoktur. Kim ki yaptığı işte başkasını bana ortak koşarsa ben o ortaklıktan çekilir, onu ortağıyla baş başa bırakırım. Bu hadis-i şerifin kaynağı Müslim ve İbn-i Mace'de geçmekte. 2879 nolu hadis-i şerifte de Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben Rahman'ım. Sıdâ-i Rahmi ben yarattım. Ve ona kelime yapısı itibariyle isminden türeyen bir isim taktım. Kim ki onu sürdürürse ben de onunla irtibatımı sürdürürüm. Kim de onu koparırsa
ben de onunla irtibatımı koparırım. Kim onu keserse ben de ondan rahmet ve ihsanımı keserim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz Ebu Davud, Tirmizi ve Müsned'de yer almakta. 2880 nolu hadis-i şerifte de en Ebi Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre'den radıyallahu ta'ala rivayetle büyüklük benim has sıfatımdır. Kim ki o has sıfatımla has sıfatımda benimle yarışırsa onu hor ve hakir kılarım. Bu hadis-i şerifin kaynağı hakimin müstedrekinde yer almakta. 2881 olan hadis-i şerifte de hani Ebu Hureyre radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Benim en sevgili kulum vakti girer girmez iftarını açandır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 2882 nolu hadis-i şerifte de En Muaz radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Benim rızam için birbirlerini sevenlere kıyamet günü nurdan minberler verilecektir. Peygamberler ve şehitler onlara gipta edeceklerdir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 2883 nolu hadis-i şerifte de En Muaz radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Muaz bin Cebel radıyallahu rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Benim için birbirlerini sevenlere, benim için oturup sohbet edenlere, benim için mallarını, canlarını birbirlerine feda edenlere ve benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetimi vacip kıldım. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani ve Müsned'de yer almakta. 2884 numaralı hadis-i şerifte de Nebi Ümmeme radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Ümmeme radıyallahu ta'ala rivayetle Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kulumun bana yapmış olduğu kulluğun en sevimlisi bana karşı hayırha olmasıdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müsned'de yer almakta. Allah'a karşı hayırha olmak demek ona muhabbet, hürmet ve ihlasla ibadet etmek demektir. Kulluğa başka duygularını karıştırmamak, Allah'a isyandan uzak kalmak, onun af ve mağfiretine sığınmak, rahmetinin sonsuzluğuna inanmak, onun hakkında güzel duyguları beslemek ve güzel davranışlar sergilemektir. Hayırhahlık, Allah'a layıkıyla kul olmak, onun sevgisini kazanmak için gayret içine girmek demektir. İşte ihlas, samimiyet ve sadakatle yapılan bu kulluk, Allah'a yapılan kulluğun en sevimlisidir. 2885 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz İbn-i Ömer radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala İbn-i Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Herhangi bir kulum benim yolumda cihada çıkarsa şu iki durumdan birisini onun için garantilerim. Onu evine döndürürsem mükafat ve ganimetle döndürürüm. Canını alırsam günahlarını bağışlayıp merhamet ederim ve onu cennete koyarım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Nesai'de ve Müsned'de yer almakta. 2886 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz Zeynebi Katade'de radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Katade'den radıyallahu anh'tan rivayette Allahu Teala şöyle buyurur. Ben senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kendi kendime şöyle söz verdim. Her kim vaktinde kılmak suretiyle haklarını gözetirse onu cennete koyarım. Kim ki haklarını gözetmezse ona vermiş olduğum bir sözüm yoktur. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Mace'de yer almakta. 2887 olan hadis-i şerifte de yani Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kullarımdan herhangi birine bedeniyle, çocuklarıyla veya malıyla ilgili bir musibet verdiğinde bunu güzel bir sabırla karşılarsa
kıyamet günü onun için bir mizan kurmaktan veya bir hesap defteri açmaktan haya ederim. Bu hadis-i şerifin kaynağı Hakim'de yer almakta. 2888 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala. Enes radıyallahu anh'tan rivayette Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kulumun iki sevimli organını yani iki gözünü alarak musibete uğrattığımda sabrederse onların karşılığında kendisine cenneti veririm. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari ve Müsned'de yer almakta. 2884 nolu hadis-i şerif, 2889 nolu hadis-i şerifte de An Ali radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduklarını rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Kim benim birliğimi ikrar ederse koruyucu kalem içerisine girmiş olur. Benim koruyucu kalem içerisine giren de azabından emin olur. Kâl Allahu Teala inni ennallahu la ilahe illa enne men akra bi tevhide dekhala hisni ve men dekhala hisni amine min azabi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Şirazi'de yer almakta değerli takipçilerimiz. 2890 nolu hadis-i şerifte de An Ebi Derda radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayetle Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu sen bana kulluk ettikçe, bana ümit besledikçe ve bana hiçbir şey ortak koşmadıkça ben de yaptıkların günahları affederim. Gök ve yer dolusu hata ve günahlarla da karşıma çıksan ben de onlar dolusu mağfiretle seni karşılarım. Seni bağışlarım ve bunu çok görmem. Bu hadis-i şerifin kaynağı Tebrani'nin kemerinde yer almakta değerli takipçilerimiz. 2891 nolu hadis-i şerifte de Ennebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ey Ademoğlu bana gelmek için ayağa kalk ki ben de sana doğru yürüyeyim. Bana doğru yürü ki ben de sana doğru koşayım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müsned'de yer almakta. 2892 nolu hadis-i şerifte de Ennebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayetle Ey Ademoğlu fecirden ve ikindiden sonra beni bir müddet an ki fecirden ve ikindiden sonra beni bir müddet an ki bu iki vakit arasındaki süre içerisinde sana kafi gelim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Naim'in hilyesinde yer almakta değerli takipçilerimiz. 2893 nolu hadis-i şerifte de An Hasan radıyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben dünyada bir Müslüman kulumun örttüğüm bir kusurunu ahirette ortaya çıkarıp onu rezil ve rüsva etmeyecek kadar büyük kerem ve af sahibiyim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Bukhari'nin Zuhafası'nda yer almakta. 2894 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz. An İbni Abbas radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Allahu Teala şöyle buyurdu. Kulum sen beni yalnızken anarsan ben de seni yalnızken hatırlarım. Sen beni bir topluluk içerisinde anarsan ben de seni onlardan daha hayırlı ve daha büyük bir topluluk içerisinde anarım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyhaki'nin Şübül İmanı'nda yer almakta. 2895 nolu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Mümin kuluma bir hastalık verdiğinde
beni kendisini ziyarete gelenlere şikayet etmezse onu verdiğim hastalığın esaretinden kurtarırım. Sonra etini daha hayırlı bir et, kanını daha hayırlı bir kan ile değiştiririm. Sonra da hastalık eski günahlarına kefaret olduğu için iyi ve kötü amellere yeniden başlar. Bu hadis-i şerifin kaynağı Beyhaki'nin sünneni ve hakimin müstedrekinde yer almakta. 2896 nolu hadis-i şerifte de An Şeddad bin Avuz radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Şeddad bin Avuz radıyallahu anh'tan rivayetle Allahu Teala şöyle buyuruyor: İzzetime ve celalime yemin ederim ki kuluma iki emniyet ve iki korkuyu birden vermem. Kulum dünyada azabımdan emin olursa kullarımı topladığım kıyamet gününde ona korku veririm. Dünyada benden korkarsa kullarımı topladığım gün onu emin kılarım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Naim'in hilyesinde yer almakta. 2897 nolu hadis-i şerifte de En Selman radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet ediyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey Adem oğlu, üç şey vardır ki bunlardan birisi benim, birisi senin, birisi de benimle senin aranda ortaktır. Bana ait olan, bana kulluk yapman ve bana hiçbir şeye ortak koşmaman. Sana ait olan her ne amel yaptıysan karşılığını vermemdir. Şayet affedersem ben bağışlayıcı ve merhamet edeceğim. Benimle senin aranda ortak olan ise sana düşen dua edip istemek, bana düşen de kabul edip vermektir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli takipçilerimiz Teberani'nin kebirinde yer almakta. 2898 onu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Allahu Teala şöyle buyuruyor: Bana dua etmeyene gazap ederim. Bu hadis-i şerifin kaynağı Asakiri'nin el mevaizinde yer almakta. 2899 nolu hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Rabbiniz şöyle buyuruyor: Ben kendisine karşı gelinmekten sakınılmaya ve hiçbir şey ortak koşulmamaya layıkım. Kim ki bana karşı gelmekten sakınır, hiçbir şeyi ortak koşmazsa ben onu affetmeye ehilim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mace'de yer almakta. 2900 nolu hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz En Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle rabbukum Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Rabbiniz şöyle buyuruyor: Kâle rabbukum, eğer kullarım bana itaat etselerdi geceleyin onlara yağmur verir, gündüzü güneşli kılardım ve onlara gök gürültüsünün sesini işittirmezdim. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müsned'de yer almakta. 2901 nolu hadis-i şerifte de An ibni Ebi Evfa radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Cibrilu İbni Ebi Evfa radıyallahu anh rivayet ediyor. Cebrail bana şöyle dedi: Hatice'yi cennette içinde gürültülü ve yorgunluk bulunmayan inciden bir evle müjdele. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin kebirinde yer almakta. 2902 nolu hadis-i şerifte de Cabir radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle Cebrail bana dedi ki: Ya Muhammed, istediğin kadar yaşa, kurtuluş yok, öleceksin. İstediğini sev, sonunda ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap, sonunda onunla karşılaşacaksın. Bu hadis-i şerifin kaynağı Beyhaki'nin Şübbül İmanı'nda yer almakta. Evet değerli takipçilerimiz,